Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde skandal her geçen gün büyüyormuş. Buradan mezun olanlar aynı zamanda YÖK'ün denklik gereği Türkiye'de mesleklerini icra edebiliyorlarmış. Son yılların en büyük skandalı Kuzey Kıbrıs'ta. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimler Üniversitesi'nde soruşturma başlatılmış. TRT Kıbrıs temsilcisine kadar uzanmış. TRT temsilcisi Sefa Karahisan'da tutuklanmış. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Bak MHP milletvekili bunu bir kenara yazın. Ben hep anlatıyorum. Yani Sinan Ateş cinayetiyle birlikte, Sinan Ateş suikastı iddianamesiyle birlikte o gün Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaret etmesine aynı gün iddianamenin aslında içi boşaltılarak 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmesi, o mahkemenin aynı zamanda Aya Baran Kapla davasını görülmesi, ertesi gün Osmaniye MHP'li belediyeye baskın yapılması, bugün de Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta MHP milletvekili Levent Uysal'ın, aslında Levent Uysal'a ait, öyle söyleyeyim, eşinin üzerine koymuştu ama ona ait ya da Uysal ailesine ait Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Akademisi'ne operasyon yapılması sevgili arkadaşlar. Rastlantı değildir. Açık söyleyelim. Rastlantı değildir. Ve MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın eşi Ece Uysal'a aitmiş. Kıbrıs basında yer alan bilgilere göre üniversitenin küçük ortağı ve genel sekreteri olan tutuklanarak cezaevine gönderilen Serdal Gündüz'ün sahte not girişleri yaparak 600'ü aşkın kişiye sahte diploma verdiğini itiraf etmiş. 600 kişi arkadaşlar. Bundan okulun sahibinin bilgi sahibi olmaması mümkün olamaz sevgili arkadaşlar. Olamaz. Ayrıca soruşturmaya milletvekili Emrah Yeşilırmak, Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi'nden görevli polis mensubu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlık Müdürü Meral Dürüst, eski Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, bakar mısınız? Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensubu Yarbay Özgür Alp, YÖK'ün Kuzey Kıbrıs Muadili Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon Kurumu YÖDAK Başkanı Profesör Doktor Turgay Avcı ve eski yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Hasküler, YÖDAK Genel Sekreteri Derviş ismi gitti haberi okurken. Derviş ne derviş? Derviş Refik Er. Diploma Türkiye'de de geçerliymiş. YÖK EYT adaya gitmiş. Ben şunu söyleyeyim. Bu soruşturmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımsız olabilmesi mümkün değildir arkadaşlar. Yine ilginç bir serbestiyette bir söyleşi gerçekleştirilmiş. Profesör Doktor Şinasi Gündüz'le arkadaşlar. Bu muhafazakar çevrede Gazze ağlayanlar, gözyaşı dökenler, devlet izin versin Gazze'ye gidelim diyen bir yığın insan var ya, çok ilginç. Şinasi Gündüz diyor ki Profesör Doktor Hoca, Gazze'deki soykırımı telin eden bir toplantı yapalım dedik. Cübbelerimizi giydik. Tüm İstanbul'da kaç kişiydik biliyor musunuz? 200 kişi. Sadece İstanbul ilahiyatta 180 akademisyen var demiş sevgili izleyiciler. Bir ekrana vereyim isterseniz. Şu başlığı da şuradan çekelim. Şöyle verelim. Bugün yayına başlamadan evvel WhatsApp'ımdaki programda bir sıkıntı oldu sevgili izleyiciler. Kafya'da genel olarak Müslüman Batı'da işte yani Harvard'dan Yale'e kadar yani Amerikan üniversitelerinden Fransa'da, Almanya'da ve dünyanın başka yerine üniversitelere kadar öğrenci hareketleri olarak ortaya çıkıp akademinin de ciddi destek verdiği ve bugün artarak devam eden bu şey gerçekten insanlık için yüz akı. Bunun ben altını çiziyorum. Oradaki hepsini de saygıyla hatırlayacağız her zaman. Çünkü bu Müslüman olsun olmasın aslında insanın, insanlığın vicdanen verdiği bir ses, zulme karşı bir ses. Her ne kadar Batı medyası ne kadar manipüle etmeye çalışsa da, ne kadar baskılasa da insanların serbest bir şekilde haber alma kaynaklarını, özellikle sosyal medya aracılığıyla olayların gerçeklerine vakıf olan insanların ortak ses vermesi bu. Son derece gerçekten insanlık adına olumlu bir şey. Ha peki bizim ülkemizde ya da bu coğrafyada, genel olarak Müslüman denilen coğrafyada niye bile böyle bir şey yok? Bizim tarlayı süren iyi sürmüş. Yani gerçekten bizim tarlayı süren iyi sürmüş ve bu tarladan hiçbir şey çıkmıyor. Bakın bir ay kadar önceydi ya da 2 ay kadar önceydi. Biz burada bir şey yaptık cübbelerimizle işte Beyazıt Meydanı'nda üniversite hocaları olarak işte bunu telin eden bir toplantı yapalım dedik. Bir iki tane sivil toplum kuruluşu öncülük yapmıştı. Biz de cübbelerimizi giydik ve gittik oraya. Tüm İstanbul'da kaç kişiydik biliyor musun? Orada cübbeleriyle duran 200 kişi civarındaydı. Sadece şu bizim fakültede 180 tane hoca var bakın. 180 akademisyen var. İstanbul Üniversitesi'nde binlerce akademisyen var. Sadece İstanbul Üniversitesi'nde. İstanbul'da aşağı yukarı 35-40 civarında üniversite var. Düşünebiliyor musunuz? Hepi topu 200 kişi. Peki niye böyle gerçekten? Neden yani işte üzerimize ölü toprağı serpilmiş? Niye üç maymunlar oynuyoruz? Sadece hani dindar, muhafazakar, bir denilen
çevre değil. Yani işte sanatçısından entelektüeline kadar, sol çevreden milliyetçi çevreye kadar, liberallere kadar. Tabii ki ben istisnalar kaideyi bozmaz. İstisnaları zaten hariç tutuyorum. Onlar hiçbir sözümüz yok. Ama büyük bir kısmı gerçekten bırakın üç maymunları oynamayı, adeta el ovuştururcasına ya bir an önce şu Gazze işi bitse de bu gündemden düşse havası içerisinde. Arkadaşlar, hoca çok doğru konuşmuş. Kendisi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi. İlahiyat Fakültesi'ndeki öğretim üyeleri bile katılmamışlar. İstanbul'da kaç tane İlahiyat Fakültesi olduğunu düşünün ve İstanbul'da kaç tane muhafazakar öğretim üyesi olduğunu düşünün. Sadece arkadaşlar hamasete gelince konuşuyorlar. Şaban Sevinç kan kandı bir zamanlar. Arkadaşlar, Şaban Sevinç hala arkadaşım ve dostum. Önce onu söyleyeyim. Evet, tartıştığımız anlar oluyor. Bu ne demek yani? Şaban Sevinç'in arkadaşım olması, dostum olması, onun her türlü düşüncesine katılmamı gerektirmiyor. Her türlü ön yargısına katılmamı gerekmiyor. O da benimkine katılmaması gerekiyor. Gerekmiyor. Kısacası bunlar bizim arkadaşlığımıza ve dostluğumuza da engel değil, bilginiz olsun. Şimdi ya Timur, engel diyorsun. Senin engelin varsa nasıl yazıyorsun onu merak ediyorum. Ya kusura bakma, yani şey mi geçiyorsun bizimle? Ya tehli bir şey söyleyeceğim de diyemeyeceğim. Ne adın ne yani, hangi engelin var bileyim lütfen yani. Önce onu söyleyeyim, bilmediğim için de yani Timur İsa Pars engelin olsa yazamazsın zaten. Başka isimlerin varsa onu da ben bilmiyorum yani. Şimdi sevgili izleyiciler.